Evet tekrar merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz ekranlarınızda. Bu soru AMC 8 sorusu. Şöyle yan tarafa notumuzu alalım. AMC 8 yani Amerika'da ortaokul öğrencilerine verilen bir sınav. Diyorlar ki Türkçeleştirelim biraz soruyu. Diyorlar ki 3 tane cömert arkadaş var. Yapmış. Her birinin elinde bir miktar para var. Ve bu arkadaşlar birbirlerine para dağıtıyorlar. Nasıl dağıtıyorlar parayı? İlk önce Emi bu arkadaşlardan birisi. Diğer iki arkadaşına Cen ve Toya ellerindeki miktarı iki katına çıkartacak şekilde para veriyor. Daha sonra aynı şekilde Cen Emi ve Toya bir miktar para verip ellerindeki miktarı iki katına çıkartıyorlar. Ee, daha sonra da en son olarak da Toy, Emi ve Cene bir miktar para verip ellerindeki miktarı tekrar iki katına e, çıkarttırıyor. Sordukları soru, bütün bu işlemler başlamadan önce Toy'un elinde 36 dolar varsa ve bütün bu işlemler bittikten sonra to, e, Toyin elinde hala 36 dolar kalmış. Iske, e, bu üç arkadaşın elindeki para toplamı para miktarı nedir diye sormuşlar. Sorulan soru bu. Evet, e, isterseniz burada e, videoyu durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi bu e, soru yani okunduğunda zor gibi görünen ama çözümü aslında çok basit olan yani soru türlerinden biri. Ee, nasıl yaklaşabiliriz bu soruya? Şimdi ne var? Üç tane arkadaş var. Şöyle işte Amy, Jen ve Toy. Şimdi bunların e, ilk başta ellerindeki para miktarını şöyle x, y, z olarak gösterelim. Şimdi ne, ne birinci aşamada emi Chen ve Toy'a e para e, dağıtıp ellerindeki miktarı iki katına çıkartıyor. Yani birinci aşamanın sonunda Chen'in elindeki para 2y, Toy'un elindeki e, para da 2z olur. Daha sonra ikinci aşamada Chen emi'ye para dağıtıyor. E, şimdi sadece Toy'a e odaklaşıyoruz. Ondan sonra birinci aşamada Emi para dağıtmıştı. İkinci aşamada Jen para dağıtıyor. Ve Toy'un elindeki para miktarı iki katına çıkıyor. Dolayısıyla 4 Z. Ondan sonra üçüncü aşamada da Toy para dağıtıyor. Hem Emi'ye hem de Jen'e. Ve elindeki para miktarı tekrar Z'e düşüyor. Şimdi eğer Toyun elinde ilk başta 36 dolar varsa ikinci aşamanın sonunda 72 dolar var. Pardon, birinci aşamanın sonunda 72 doları var. İkinci aşamanın sonunda 144 doları var. Ondan sonra üçüncü aşamanın sonunda da tekrar elindeki para 36 dolara düşüyor. 36. Şimdi tabii ki buradan şurada üçüncü aşamada yani ikinci aşamada üçüncü aşamaya toy para dağıtırken 144'ten 36, dola, 36 dolara 36 dolara düşüyorsunuz toy şurada 108 dolar e, para dağıtmış demektir. 108 dolar para dağıtıyor. Şimdi bu ne demektir? Eğer bu 108 dolar Emmy ve Jen'in elindeki para miktarını iki katına çıkartıyorsa bu 108 doları almadan önce Emmy ve Jen'in elindeki para miktarının 108 dolar olduğunu gösterir. Dolayısıyla şurada Emmy ve Jen'in toplam para miktarı 108 dolardır. İkinci aşamanın sonunda. Üçüncü aşamada toydan 108 dolar daha alıyorlar. Dolayısıyla toplam miktar, toplam para miktarı 108 artı 108 artı toyun elinde kalmış olan para miktarı 36. Bu da tabii ki 252 dolara eşittir. Tabii ki bu para miktarı ilk baştaki para miktarına eşittir. Neden? Yani sonuçta bu sistemden para dışarı çıkmıyor. Para arkadaşların arasında dönüşüp duruyor. Toplam para aynı. Toplam para değişmiyor. Dolayısıyla doğru cevap burada 252 dolardır. Yani değişik. Evet, burada başka yapılacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.